Efendim Orta Doğu ve Balkanların yetişkinlere özel yayın yapan tek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika arkadaşlar. Çok özür dilerim, bir anlatacağım. Bir numaralı kankim abone oldu. Furkan Kökten reis, kişiye özel abonelik atabiliyor muyuz? Evet, üstüne tıklayarak atabilirsin. Egemen Cembaz, abi ismimin anlamı devlet yetkilisi, ne düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum oğlum, anam baban düşünsün. Ben niye düşüneyim oraya Egemen'im? Ahmet Kavlak, abi isminin anlamı, benim ismimin anlamı mıymış? Benim anam babam düşünsün o zaman, amına koyayım. Yani çözemedim. Agam yarın askerim, çok gerginim. Hiçbir şey olmaz Ahmet, rahat rahat, rahat git. Mehan birinci ayın kutlu olsun. Abi lise 3 öğrencisiyim. Ciddi anlamda sıkıntı var, tamam mı? Para pul yok. O zamanlar Oriflame diye bir şey çıkmış. Oriflame nedir? Avon gibi, tamam mı? Ürün var amına koyayım. İşte katalog matalog veriyorlar. Kaydoluyorsun böyle. Bilenler vardır Oriflame. Belki birçoğunuzun evet, annesi falan yapmıştır evet, zamanında. Aynen. İşte sizin anneniz yapıyordu. Ben bizzat kendim, para olduğunu duyunca işin içinde, kendim dedim dahil olayım. Neyse chat. Bir gün Bakırköy'de böyle boş boş yürürken bir abla çevirdi önümü. Dedi ki Oriflame ürünleri var dedi, oğlum dedi, ilgilenir adam, misin? Adam. Dedim abla bu Oriflame nedir? İşte üyelik sistemi var abi. Burada reklam almış gibi anlatıyoruz Oriflame'a selam. Üyelik sistemi var abi. Ürünler sana geliyor, sen ürünleri satıyorsun. Mesela katalogda 38 lira mı ürün? Sen 38 liraya satıyorsun, 25 lirasını adamlara veriyorsun, geri kalan para sana kalıyor. Ana dedim, ben dedim bu paranın amına koyarım. Dershanedeki kızlara satarım. Böyle parfüm var, makyaj aletleri, makyaj ya malzemeleri, her şey erkek parfümleri. Dedim öğrencilere satarım, öğretmenlere iki katara çakarım, dolandırırım. Bir sistem gerekirse dedim okuldan dedim kaçarım. Giderim dedim avcılarda, merkezde böyle kataloğa elime alırım. Satar satar dedim, paranın dedim amına koyarım. Bir de kar oranları falan da güzel. Usta biz işe başladık. O ablanın altı, annemin altı, annem sonra annemi soktu kişiye, annemin altına kendimi yerleştirdim. Usta ilk ay amına koyayım, satıyorum ürünleri. Lan bir dünya para kaldı amına koyayım. Ürünleri satıyorum. İlk ay. Bir numaralı kankim. Sattığım ürünleri götürdüm, parasını verdim. Bana da bir dünya para kaldı dedim, adam, bu iş çok güzel. Adam. İkinci ay oldu, dershaneye bir açılışa gittim. Dershaneye amına koyayım kitap defter götürmek yok. Elimde 10 tane Oriflame kataloğu, parfümler, marfümler, dershane kitap kalem götürenin amına koyayım. Sınıf sınıf geziyorum. Kendi sınıfıma sattım, alt kata iniyorum. O zamanlar işte bizden bir üst sınıf var, bir üst sınıfa gideyim diye çok güzel parfümle ilgilenir misin? Abi bir de dershane değil ki, hepsi zengin. Ana bir satıcılar, bir satıcılar. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Oriflame'de ürünü alıyorsun, parasını 15 gün içinde vermek zorundasın mesela. Amına koyayım, ben parayı alıyorum, ürünü teslim ediyorum. Diyorum ki siktir et diyorum, zaten diyorum satış var. Ben bu parayı yiyeyim. Usta bir başladık amına kodumu, cebimde bugünün parasıyla 1 milyar para oldu. 1 milyar para olunca ben gibi amcık şaşırdı kendimi, ne yapacağımı şaşırdım. 1000 lira hiç unutma, Etiler Vitrin. Etiler Vitrin'e gittim, direkt locaya. Oturduk lojada, parayı ezdik. Ertesi gün cepte bir kuruş para yok. Dört gün sonra... Payı vermedin mi? Yok ne payı amına koyayım. Kim siker payı? Pay mayı. Oriflame'ın parayı değil. Parfümlerin parayı mı? Hepsini yedim amına koyayım. Bir kuruş para yok. Abi. Dört gün sonra Oriflame'ın ödeme var. Dedim bu iş dedim böyle olmayacak amına koyayım. Usta tren istasyonuna çıktım. Abla diyorum parfüm var, satayım sana, cart yapayım, çurt yapayım. Kimse almıyor. Dershaneye gittim. Dershaneden yine iki tane kızı dolandırmışım amına kodumu. Parasını almışım, ürünleri vermemişim. Kızların parayı yemişim. Lakin Oriflame'a diyorum ki ürünleri verin, hani kızlara vereyim. Oriflame de diyor ki önce ödemeyi yap. Kızların para da gitmiş. Ürün de yok ortada. Abi iyice sıçmışsın ya. En son valla anneme gittim, anne dedim durum dedim böyle böyle. Aklıma bir ara şey geldi. Tren istasyonunda bir tane dilenen amca görmüştüm. Bir sağlam da onun para. Her tren indiğinde sağlam yalıydı böyle. Kolu sokmuştu içeri, dedim amına koyayım dilensem mi acaba? Sonra dedim babam görür, aramı siker benim. Usta annem bir şekilde ödedi onlara, Oriflame'dan da battım. Yani kendinize bu şekilde batmayacak şekilde iş olana
İş olanağı kurdurabilirsiniz. Oğlum bugün siz ne yapıyorsunuz ya? Bugün Barış Özcan da değil ayda yayındaydı. Barış Özcan'ın Furkan Kök'ten bir kişiye aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Bünyamin Yazıcı abi, psikolojik rahatsızlığım var. Sayende iyiyim. Parayı ver lan.